Konut fiyatları rekor üstüne rekor kırdı malum. Mayıs ayında ortalama %12 artış yaşanınca yıllık oran %145'i aştı. Peki bu tablo o satışları durdurdu mu derseniz tam aksine konut satışları da son bir yılda %11 arttı. Çimento fiyatları kontrolsüz bir şekilde, azimasız bir şekilde artıyor. Yeni projenin fiyatlarının artmasını anlayabiliyorum ama zaten ikinci el olan bir projeler tekrar fiyatın yükselmesini bir fırsatçılık olarak görüyorum. Herkes şikayetçi ama fiyatlardaki yükseliş hız kesmedi, yeni rekor kırıldı. Konut fiyatları bir yılda 2,5 kat arttı. İmkansız. Geçen yıl 400 bin liraya baktığınız ev şu anda 800-900 bin lira. Burada haklı yok, herkes haklı. Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksi yayınladı. Buna göre konut fiyatları son bir senede %145,50 yükseldi. Araştırmalar yaptığımızda denk geldik. Bir hafta önceki rakamlar arasında %25 gibi bir ortama rakamlar var. En önemli yatırım araçlarından biri oldu konut. Konut fiyatı artışında zirve mega kentin oldu. Geçen seneden bu seneye İstanbul'daki fiyat artışı %165 olarak kaydedildi. Biz de bahçeli bir eve bakmak istedik ama fiyatlar çok artmış durumda. Şu anda daha yerimizden hareket etmiyorum. Böyle bir artış olması insafsızlık. Bir taraftan kredi kolaylığı sağlanıyor, bir taraftan fiyat yükseliyor. Konut fiyatlarının en çok arttığı ikinci şehir başkent Ankara %147,5'luk artış kaydedildi. İzmir'deki fiyat artışı ise %139,9'a yükseldi. Ancak tüm bu verilere rağmen TÜİK'in Haziran ayı verilerine göre konut satışları da bir yılda %11 arttı. Ev sahipleri ne derse o oluyor. Hayat pahalılığında herkes çünkü kendine göre haklı.